Tebrikler. Bu ne güzel ses böyle. Teşekkür ederim. Bugün sizin için çok korktum. Sen kimsin? Bana adını söyle. Kara çiftlikler misin? Kara Kasım'ın nesi oluyorsun? Adım Zeynep. Kara Kasım abimdir. Öyle birinin senin gibi kardeşi nasıl olabilir? Aklım almıyor. Güzelsin sen. Tatlısın. İyisin. Ve biz düşmanız. Düşman mıyız? Evet. Ben kara çiftlikliyim. Düşmansak benim için neden korktun? Atalarımız iyi geçinmediyse, abin bu kindarlığı daha ileri götürüyorsa bundan bize ne? Seninle ikimiz dost olamaz mıyız? Karşılıklı iyi niyet besleyemez miyiz? Bu imkansız. Senin iyi niyetin bu iki toprağı birleştiremez. Ama böyle düşündüğün için mutluyum. Bunu söylemek istedim sana. Artık git. Bu topraklarda tehlike içindesin. Senin için gerektiği anda her tehlikeye girerim. Neden hemen gideyim? Sana bir şey olmasından korkuyorum. Sen gitmezsen ben gidiyorum. Seni bir daha ne zaman göreceğim? Hiç, hiçbir zaman. Allah'a ısmarladık. Yine görüşeceğiz sevgilim. Biri görecek diye korktum. Ama o sakindi. Gülümsüyordu. Sadece o kadar mı? Ne o kadar mı? Aa, anla canım. Bir ara elimi tuttu. Bir şeyler söyledi. İnsanı meraktan çatlatırsın. Neler söyledi? Güzelmişim. Tatlıymışım. İyiymişim. Anlaşıldı. Olanlar olacak. İmkansız. Abim varken. Siz hala yatmadınız mı? Böyle gece yarılarına kadar ne konuşuyorsunuz? Hiç abi, uykumuz kaçmıştı da. Al şunu. Nedir bu abi? Gelinliğin. Ha? Gelinliğin mi? Hı-hı. Evet. Seni Karlık köyden Adem Ağa'ya veriyorum. Damatla anlaştık. Onunla büyük işler yapacağız. Ama o düğün için acele ediyor. Bu da benim işime uyuyor. Bir an önce evlenip başımdan gireceksin. Bunu da beraber götüreceksin. Artık bu çiftlikte kadın kısmıyla uğraşmaya vaktim yok. Anlaşıldı mı? Ha. Nüfus kağıdını yarın bana ver. Nikah muamelesine başlayacağım. O kadar. Allah. Zeynep, bak hele. Ağlama da bana bak. Bir çaresini bulacağız. Bu gelinliği sen gene giyeceksin. Ve istediğine varacaksın. Gelinlerin en güzeli olacaksın. Ya? Zeynep, bu gece ay batıncaya kadar seni göl kıyısında bekleyeceğim. Gelmezsen ben kara çiftliğe geleceğim. İbiş. Efendim. Gel buraya. Buyurun beyim. Kara çiftliğe gideceksin. İyi, zaten beni bekliyorlarmış. Dış kapıyı asıp nişan talimi yaparlar. Bu mektubu kimse görmeden Zeynep'e iletirsen, dile benden ne dilersin? Bu işleri parayla yapmıyoruz bey. Ayıp ettin İbiş. Onu seviyorsun değil mi? Hem de çok. Oh, seni anlıyorum. Aynı dert bende de var. Ah aşk. Ver bakalım şu mektubu. Çok dikkatli ol. Üzülme. İyi bir iş her şeyin çaresini bulur. Merak etme sen.